Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 18 Mart 2019 Pazartesi Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve şehitler gününde program düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve şehitler gününde program düzenlendi. Düzenlenen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Denetleme ve Değerlendirme Yar Başkanı Tuğgeneral Mustafa Barut, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Kamu Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile şehit yakınları katıldı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Denetleme ve Değerlendirme Yar Başkanı Tuğgeneral Mustafa Barut, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Özer Kılıç tarafından çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve saygı atışı yapılarak İstiklal Marşı okundu. Şeref defterini imzalayan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, deftere yazdığı mesajında Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamak ve vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna en değerli varlıkları olan canlarını vererek şehadet mertebesine ulaşan siz aziz şehitlerimizi anmak için huzurunuzdayız dedi. Aziz şehitlerimiz, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından olan bağımsızlık savaşımızın temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamak ve vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna en değerli varlıkları olan canlarını vererek şehadet mertebesine ulaşan siz aziz şehitlerimizi anmak için huzurlarınızdayız. Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde ecdadımızın manevi mirasının yılmaz bekçileri olarak ezelden ebede bağımsızlığımız ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Uğruna can verdiğiniz değerleri, kıymetli emaneti sonsuza dek yaşatmak bizlerin en kutsal görevidir. İnancınız, cesaretiniz ve kararlılığınızla şanlı bayrağımıza renk verip tarihimize destanlar kattınız, milletimize şeref verdiniz. Devletimizin ve milletimizin bekası için canlarınızı feda ederek aziz vatanımızı, şanlı bayrağımızı, destansı tarihimizi ve cumhuriyetimizi bizlere emanet bıraktınız. Emanetiniz emanetimizdir. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi'ni ve şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bizlere armağan eden vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Daha sonra Garnizon Şehitliği, Terzi Baba Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği ve Hava Şehitliği ziyaret edildi. Şehit mezarlarına karanfiller bırakılarak dualar edildi. Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü vesilesiyle Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Programı düzenlendi.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü vesilesiyle Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi tarafından 18 Mart şehitleri anma programı düzenlendi. Erzincan Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve il protokolü katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Çanakkale bu aziz milletin bir kez daha şahlandığı yerdir dedi. Bugün bir asrı devren fakat tarihteki eşsiz yerini koruyan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve şehitleri anma günü. Bu vesileyle bu aziz vatan için toprağa düşmüş olan tüm şehitlerimizi rahmetle, milletle, saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Çanakkale tarihimizin mihenk taşıdır. Aziz milletimizin bir kez daha şahlanışıdır. Yeniden bir doğuştur. Birliktir, beraberliktir. Milli mücadelenin girizgahıdır. Cumhuriyetimizin ön sözüdür. Mazlumun zalime karşı olan bir galibiyetidir. Bu vatan kimin? Sorusunun karşılığı olarak bu vatan toprağın Karadağ'ında sıra dağlar gibi duranlarındır sorusunun cevabıdır. Filistinli, Bosnalı, Yemenli, Musullu kardeşlerimizi omuz omuza çarpışıp koyun koyuna yakmış oldukları, şehit oldukları yerdir. Dünya arasına bir giriş yapan büyük bir komutanın size ölümü emrediyorum dediği ve bunun abideleşmiş olduğu yerdir. Aslında en kolay şey bugün de belki konuşmak, belki onlara metiyeler düzmektir. Fakat daha zor olan ve önemli olan geleceğimize, gençlerimize bu ruhu aşılayabilmektir. Kıymetli öğrenciler, sevgili gençler, Türklerin canı bu boğazdadır. Onların canını demir pençelerimizle sıktığımızda Osmanlı'nın cansız bedeni kucağımıza düşecektir diyenlerin karşısında onların demir bileklerini boğazın soğuk ve derin sularına gömüldüğü ve şehitlerimizin son sözünü söylemiş olduğu yerdir Çanakkale. Daha sonra konuşma yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, bugün Çanakkale Zaferi vesilesiyle Çanakkale kahramanlarını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum dedi. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun. Kıymetli komutan, bundan 104 yıl önce Mehmetçik daireden silinmeyecek bir destan yazdı. Kahraman ecdadımız bu destanı fedakarlığıyla, vatan ve millet sevgisiyle yazdı. Çanakkale Savaşı, tarihten silinmek istenen bir milletin Türklerinden yeniden doğuşudur. Vatanını canı pahasına korumak isteyen ecdadımızın diriliş destanıdır. Vatan topraklarının dört bir yanından gelerek işgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahraman ecdadımız, bizim bugün sahip olduğumuz birlik ve beraberliğin ne kadar sağlam temellere dayandığını tüm dünyaya en gür sesle ilan etmiştir. Çanakkale Savaşı, emperyalist güçlere karşı bu vatanın hamiyetli çocuklarının gösterdiği kahramanlık hikayesidir. Çanakkale Zaferi'nde ortaya konulan vatan sevgisi, asırlar geçse de zihinlerden silinmeyecektir. 18 Mart'ta Çanakkale'de aziz milletimiz, kutsal değerlerini muhafaza etme uğruna canı pahasına mücadele etmiş düşman kuvvetlerine ve tüm dünyaya Çanakkale geçilmez dedirterek vatanına ve bayrağına sahip çıkmıştır.
Bu günlere ulaşmamızda önemli bir yeri olan Çanakkale Zaferi aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin de sembolü olmuştur. Koca Seyit'in yalnız bir top mermisi değil, bir milletin sırtladığı yerdir Çanakkale. Bu büyük zaferin kazanılması 20. yüzyılın tüm siyasal olaylarına yön vermiştir. Tarihin en çetin savaşlarından da sınavlarından biri olan Birinci Dünya Savaşı, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i hep birlikte mücadele ederek yüz akıyla çıktığımız bir sınavdır. Bu zorlu sınavda vatan için canlarını verenler Yemen'de, Necip Çöllerinde, Kutulamayla'da sıcaktan kavrulmuş, Sarıkamış'ta ölümcül soğukla boğuşmuştur. Ama Çanakkale Savaşı, Akif'in benzetmesiyle Bedir Savaşı gibi bir var olma savaşıydı. Akif'in deyişiyle ne büyüksün ki kanın kurtarıyor demeydi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Hamdolsun hürriyetine düşkün, işgal değil, fetih ruhuyla hareket eden bir milletin mensuplarıyız. Sevgili öğrenciler, Çanakkale inananların zaferidir. Hakka inanan, milletine güvenen, istiklaline düşkün bir milleti dünyanın en gelişmiş silahları, tankı, topu sindiremez, yok edemez. Bizler bu mesajı tüm dünyaya en gür sesle verdik. Bizler vatan sevgisinin imandan geldiğine inanan bir milletiz. Düşmanların hayasızca saldırılarına karşı sıradalar gibi duran hamiyet berber ecdadımızın mirası olan bu vatana sahip çıkacak güce, ferasete, imana ve inanca sahibiz. Geçmişi anmak, ortak bir gelecek kurma amacıdır. Bu bereketli topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bu nedenledir ki, bir asır önce Necip Yedidüvel'e karşı, dün 15 Temmuz'da içimizdeki hainlere karşı, bugün istiklalimize göz diken emperyalist güçlere karşı mücadele ediyoruz. Sizlere düşen görev, Çanakkale zaferini sadece tarihi bir olay diye algılamayıp, Çanakkale ruhunu özümsemek olmalıdır. Öyleyse daha çok çalışıp ortak bir gelecek inşa etmek için mücadele etmeliyiz. Özveri olmadan, fedakarlık olmadan tahmin olamazsınız. Bugün bir asır önce Çanakkale'de anadan, yerden geçen, vatanı için pek çok zorluğa göğüs gelen, destan yazan işte bu ruha sahip olan kahramanlardır. Mayasında kardeşliğimizi ve ilerlemek birlikte yaşama azmimizin iradesi olan Çanakkale Zaferi'ni tekrar gururla kutluyorum. Bizlere bu cennet vatanı bırakan ecdadımızı minnetle, şükranla yad ediyorum. Tüm şehitlerimizi, isimsiz kahraman evlatlarını rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Vali Ali Arslantaş'ın konuşmasının ardından okul öğrencileri tarafından filografi sanatıyla hazırlanan Türk bayrağı Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a hediye edildi. Sayın abi. Teşekkür. Program 30 Kuş şiirinin okunması, Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü temalı kum sanatı gösterisi, Çanakkale Ruhu Her Yerde temalı video gösterimi, Çanakkale Şehitleri oratoryosunun ardından sona erdi. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Sayın seyirciler, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Erzincan'da şehit aileleri ile bir araya gelindi. Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Erzincan'da şehit aileleri ile bir araya gelindi. Erzincan Valiliği ve Erzincan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Kamu Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile şehit yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından programın açılış konuşması Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan tarafından yapıldı. Ya يُهَ الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
selam. İnna Allah sadece belli günlerde değil, her zaman yüreğimizin en derinlerinde yaşattığımız şehitlerimizin ruhaniyetini, gazilerimizin cesaret ve kahramanlığının gönüllerde yer bulması ümidiyle bu çok özel günde bir araya geldiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Korkmadan, sönmeden bu şafaklarda yıldızlar gibi parlamış, ezelden beri şer odaklarına aslan kesilerek yür yaşamış, her karış toprağı kanıyla sulamış, mabedi bildiği vatanına namahremedi değdirmemiş, ezanların semaları titretmesi uğruna ebedi yolculuğuna kefensiz çıkmış, yurduma alçakları uğratmamış tüm kahramanların aziz emanetleri. Sizler bu milletin ortak değeri, birlik ve beraberliğimizin harcı, bağımsızlığımızın esin kaynağısınız. Bu topraklarda sonsuza kadar huzurlu şekilde yaşamamız için yaptığınız fedakarlığın bizler farkındayız. Çok değerli milletvekilleri, çok kıymetli şehit aileleri, derneği başkanım, çok değerli rektörüm, çok değerli protokol, değerli hemşehrilerim, can erdincanlar, çok kıymetli şehit aileleri ve yakınları, gazilerimiz ve yakınları, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, değerli hemşehrilerim, Cuma günü Yeni Zelanda'da çok vahim bir olay yaşandı. Çanakkale'ye saldıran ruh demek ki hiçbir zaman noksanlaşmayacak ve hiçbir zaman yok olmayacak. Bu milletler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zayıf buldukları anda mutlaka saldıracaklarını, içlerindeki nefreti kusacaklarını Cuma günü Yeni Zelanda'da gördük. Bu zihniyet hiç yok olmayacaktır. Biz orada o camide şehit eden kardeşlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için de Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. Evet, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü anıyoruz. Kahraman komutanların, kahraman neferlerle yazdığı Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü anmak bizler için onur ve gururdur. Milletleri millet yapan değerlerin doruk noktasının yaşandığı yerdir Çanakkale. Dünyanın en büyük medeniyetlerinin diz çöktüğü yerdir Çanakkale. Biz bir millet olarak Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Kürd'üyle hep bir olduk, hep biri olduk ve bu toprakların bir karışını bile vermemek üzere canımızı Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise yapmış olduğu konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında bu kutlu zaferi huzurlarınızda kutluyorum diye konuştu. Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında bu kutlu zaferi huzurlarınızda kutluyorum. Öncelikle aziz vatanımızın her bir yerini kendi canından aziz bilen aziz şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Çanakkale Zaferi İstiklal Marşı'nda bayraklaşan hangi çılgın bana zincir vuracak şaşarım halini yaşandığı bir savaştır, bir meydandır. Dolayısıyla ecdadımızın bu şanlı tarihinde günümüze kadar yaşanan olaylarda biz biliyoruz ki bu vatan topraklarının hainleri hiçbir zaman gözlerini çevirmediği bir coğrafya. Ama Allah'a hamdolsun onlara dedelerimiz, atalarımız fırsat vermediği gibi
biz de geçit vermeyeceğiz. Tıpkı sizlerin evlatları artık onlar 82 milyonun evladıdır. Sizler bizim anne ve babamızsınız. Hiç hüzünlenmeyin. Sizler belki bizim en hüzünlü yanımız olduğunuz kadar sizler bizim en gururlu yanımızsınız. Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizler bizim onurumuzsunuz, şerefimizsiniz, namusumuzsunuz. Dolayısıyla bugün Çanakkale'de yaşanan, dün Çanakkale'de yaşanan, bugün Güneydoğu'da yaşanıyor. Evlatlarımızın o toprakları, o kutsal kanlarıyla sulandıklarını hepimiz biliyoruz. Onun için Çanakkale'yi de vermeyeceğiz. Güneydoğu'dan bir karış toprağımızı da bu küffara bırakmayacağız. Bunu herkes böyle bilsin. Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise burada böylesine özel bir günde sizinle bir arada olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum dedi. Burada böylesine özel bir günde sizinle bir arada bulmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Değerli şehit aileleri, bugün Türk tarihine kazınmış eşsiz zaferlerden birisi olan 18 Mart'ın yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bir peygamber ordusu misaliyle milli şairimiz Mehmet Akif'in ifade ettiği gibi Bedir'in aslanları ancak o kadar şanlı olduğu ecdadımız büyük bir destan yazdı. Çanakkale geçilmez dedi. Bu vatan toprağı dosta ocak, düşmana mezar olur dedi. Tıpkı 15 Temmuz'da 251 şehidimizin dediği gibi geçmişte dünyanın en güçlü donanmalarına, ordularına bu vatanı dar eden ecdadımız 15 Temmuz'da da yeni bir ruhla milletimizin tertemiz sinesine sirayet etti. Sizin en kutsi duygularla toprağa verdiğiniz genç fidanlarınız da aynı hassasiyetle inşallah cennete nail olup Peygamber Efendimiz'e komşu oldular. Allah hepsinden razı olsun. Bu vatan onlara minnettar. Sizler de onların bize emanetlerisiniz. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise yapmış olduğu konuşmasında 18 Mart şehitleri anma günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum dedi. 18 Mart şehitleri anma günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. 18 Mart'ta Çanakkale'de büyük bir zafer kazanan ve ülkemizin birliği ve dirliği için canı parasına mücadele eden ecdadımızı anmak ve terör örgütleriyle mücadele esnasında şehitlik mertebesine ulaşan canlarımızı yad etmek için bugün burada bir araya geldik. Şehit yakınlarımızı, ailelerini bu vesileyle burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli misafirler, Çanakkale ruhu emperyalizmin dişlerini söken bir varoluş öyküsüdür. Mayasında kardeşliğin ve ilelebet birlikte yaşama azminin iradesi vardır. Çanakkale'de nasıl ki Türk, Kürt, Arap, Acem ve onlarca milletten tek vücut olup düşmana Çanakkale geçitmez dediysek şimdi de aynı şuurla ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere bu vatan ölünmez diyoruz. Bu büyük imanın muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın temsali olan Çanakkale zaferi ve baş eğmeyen, boyun bükmeyen, istiklale aşık bir milletin destanı yazıldı. Vatanımızın her karış toprağı şehitlerimizin kanlarıyla mayalandığı için hiçbir güç bizi göremeyecektir. Sayın seyirciler, ana sınıfı öğrencilerinin ortaklaşa düzenledikleri 18 Mart anma günü bayrak sergisi açıldı. Hadi gelin bakalım. Gönül Bağı projesi kapsamında Mengücek Gazi Kız Yurdu Müdürlüğü ile Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinin ortaklaşa düzenledikleri 18 Mart Anma Günü bayrak sergisi açıldı. Sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, ana sınıfı öğrencileri ve yurtta kalan öğrenciler katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinin velileri ile birlikte değişik teknikler ile hazırladıkları 64 bayrak eseri sergilendi. Serginin açılışının ardından sergi gezildi ve ardından 18 Mart menüsü olan üzüm, hoşafı ve gendime çorbası ikram edildi. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün serginin anlamına değindi. Bugün çok farklı bir gün bizim için. Çünkü 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü. Bu yıl dönümü münasebetiyle yapılan
okullarımızda şehitlerimizi anmakla ilgili olarak birçok program yapıldı. İlk programın neticesinde de burada şehit jandarma komando er Fırat Kılıç ana sınıfı öğrencilerimizin üniversitemizin kız yurdunda bayrak temalı bir sergisinde şu anda bulunuyoruz. Gerçekten çok güzel çalışma. Daha önce bu yurdumuzdaki öğrencilerimiz üniversiteyle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde okulumuza gelmişlerdi. Farklı etkinliklerde 23 Nisan'da gelmişlerdi. Öğretmenler Günü'nde gelmişlerdi. Ve aşure dağıtım etkinliğine gelmişlerdi. Şimdi biz de çocuklarımızın ve ailelerinle birlikte yapmış oldukları bugüne gerçekten anlam katan, değer katan güzel bir çalışma. Hemen girişten sona kadar bayrağımızı çocuklarımızın farklı bir şekilde velileriyle birlikte yapmış olduğu bir çalışma. Gerçekten okulun adı da Şehit Jandarma Komando Er. Hem 18 Mart hem okulun ismi hem bayrak hem hemen bir bayrakla birlikte Kur'an-ı Kerim'in kabı vardı. Bunların hepsinin birbirinde anlam bulduğu, gerçekten birbirine çok yakıştığı bir çalışma, bir etkinlik. Bu sayede okulumuzla üniversite arasındaki bir işbirliği, daha da bugün bu yıl özellikle Çanakkale Ruhu temalı çalışmalar yapılıyor ve yapacağız. Çanakkale Ruhu'nun diri tutulması, Çanakkale Ruhu ile öğrencilerimizin bu ruhtan nasipdar olmaları ile ilgili bir etkinlik. Ben okul müdürlüğümüze, yurt müdürlüğüne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ise kurumlar arasında çok güzel bir işbirliği var. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız ortaklaşa birçok projemiz devam etmekte dedi. Malumunuz kurumlar arasında çok güzel bir işbirliği var. Gençlik Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız ortaklaşa birçok projemiz devam etmekte. Tabii sağ olsun bir okulumuz Mimar Sinan İlkokulumuzda bugün burada velileri Kreditler Kurumu'ndaki gençlerimize bir bayrak sergisi açtılar. Yapmış oldukları eserleri sergilediler. Daha önce de Kreditler bu yurdumuzda kalan, Mengücek Gazi yurdumuzda kalan öğrencilerimiz Öğretmenler Günü etkinliğine ve Aşure Günü etkinliği için o okulla kardeş okul olmuşlardı. Ortaklaşa projeler yapıyor. Anaokulundaki çocuklarımız yaptıkları tüm eserleri velilerle birlikte geldi burada ablalarına, kız yurdumuzda ablalarına hediye ettiler, gösterdiler. Biz bunları yapıyoruz dediler. Tabii bu tür işbirlikleri çok önemli. Kuşaklar arasındaki geçişin en güzel göstergesi bu tür yapılan sergiler. Ben buradan bu serginin açılmasına sebep olan hem okul müdürümüze hem yurt müdürümüze teşekkür etmek istiyorum. Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür etmek istiyorum. Bugün 18 Mart tüm şehitler günü, tüm Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin rahmetle, minnetle anıyoruz tüm şehitlerimizi. Onların sayesinde bu kadar rahat ve bu kadar güzel bir ortamda yaşadığımızın bilinmesi için gençlerimize bunları aşılamak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Önemli olan bu bilinci artırmak, vatan bilincini, işte kardeş olduğumuzun bilincini aşılamalıyız. Bu bilinci aşıladıktan sonra da çocuklarımız inanıyorum bu vatan için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu güzel ülkemiz için şimdiye kadar kanlarını akıtmış, gazi olmuş, şehit olmuş tüm büyüklerimize ben buradan saygı ve hürmetlerimizi iletiyorum. Sizin aracılığınızla da Şehitler Günü ve Gaziler Günü ile ilgili tüm şehit ailelerimize, gazi ailelerimize buradan saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu yine sıcak ama onlar sıcağı da göremediler. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında bilimsel çalışmalarda tecrübeyi ile kazandırıyoruz adı altında liseler arası proje yarışması tertip edildi. Bilim Şenliği'nin açılışına Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve Mehmet Şerif Olcaş, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. 3 gün sürecek olan Bilim Şenliği'nde sergilenen 21 proje ve 6 çalışma atölyesi olacak.
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bahadır Sazlı düzenlenen yarışma hakkında bilgiler verdi. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu yıl 4007 bilim şenliğine destek programında bir bilim şenliği yaptık. Bilimsel çalışmalarda tecrübeyle aktarıyoruz. Lise arası proje yarışmasını 7 alanda açtık. Bu 7 alanımız fizik, coğrafya, mühendislik, teknoloji tasarım, kodlama. Bu alanlarda toplam 122 proje liselerimizden başvuru oldu. Bunların 51 tanesi finale çağrıldı. 3 gün sürecek olan bu çalışmalarımız içerisinde bir de atölye çalışmaları ekledik. 6 tane atölye çalışmamız var. Elektronik alanın tanıtımı, inşaat alanın tanıtımı, Tesla teknolojisi iklimlendirme alanın tanıtımı, aynı zamanda robotik ve kodlama alanındaki bilişim teknoloji alanının tanıtımı konusunda 800 tane ortaokul öğrencisine atölye çalışması yapacağız. Yine bu sergiyle 3 gün sürecek sergimizle beraber toplam 1200 tane lise öğrencisini bu sergi alanında ziyaret edecekler ve proje konusunda bir farkındalık oluşturacağız. Cuma günü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından komisyon üyelerinin yapacağı sunumdan sonra yapılacak değerlendirmeyle birinci, ikinci, üçüncü ve mansuruna layık görülen projeler belli olacak. Cuma günü bunun ödül törenini yapacağız. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.